Dostlar salam sabahınız xeyir. Mən İmişlidən qayıtdım. İmişlidə itən rəsim bala barədə baxdım. Bəzilər deyir ki, siz olduğu nöqtəsini niyə deyə bilmədiniz? Biz Allah deyirik və Peyğəmbər deyirik. Biz harda olduğunuzu hiss edən, ipucu verən adamıq. Mən getmişdim ki, kanal suyu bağlayar və bağlı olar. Kanal suyunun bağlı olduğu təqdirdə düşdüyü deyə özümün hiss elədiyim yerdən və o nöqtəyə qədər bir öz aləmində, özümün bir hisslərimlə çalışacağım deyə getmişdim. Təbii ki, su, axar sular var. Su kanalı kəsmişdilər, amma axar sularına təzədən kanalı doludu və mən çəkdiyim bəzi videolarda da var ki, orada fərqli-fərqli yerlərdən sizin bir bu boyda büyük kanaldan şunuzun götürdüğü bir hissesi. Şimdi bakıptı da değiller bakıptı. O tabii halde bakıptı. Okey biz de dedik. Bu da bir başka bir yer. Yani bu su kesilir. Ve burada ne kadar ki o mostun altına derin yerler varsa oralara. Bak orada gördüğünüz su kesilip ama most. Kesildiği takdirde axıntı suları görürsüz nə dərəcədə kanalı dolu saxlayırlar. Bu da ARB. ARB də hal-hazırda ehtimal elədiyi dalğıcıların axtardığı yerləri çəkir orada. Hacı Qabul Qulubeyli plakatı olan yerdən. Bu da kanalın başqa bir hissəsi. Bir başqa yeri sizə göstərim. Dostlar. Bu kanalın kabağını kesip bundan evvel veya ama dünen aktardığı yer yürür. Biz bir de bakalım. Dünen bizi öyle koymurdu. Bu elektroset stansiyedi. Bunun altı. Neyse dostlar. Fərqli-fərqli yerlərdə kanalın axıntı sularla dolduğunuzu gördünüz. Yəni bu kanalı su nə qədər kəssə də amma iş arasındadır ki, o axıntı sularla görürsüz nə dərəcədə doldurduğunu. Və təbii ki, o cür halda 54 gün dayanmadan o boyda büyük bir kanalın hardasa bir 12-15 metre hündürlüyündə bir 15 metre, 20 metrədə enliyi olan bir kanalda 54 gün axdığı su olan yerdə və beton olan yerlər var, betonun qırıntıları olan yerlər var, çoxlu şülüzlər var, bir kanaldan 4-5 dənə büyük kanallara sular gedirlər, belə sivara tərəf o bu və o halda 54 gün kanala su axan yerdə onun suyunun üst hissəsində, yəni dalğıcılar Allahın üstü, insanın üstündə Allah var da, yəni doğru danışmaq lazımdır. O soyuq suda, o halda həddindən artıq çox can göstərirdi, çox çalışırdı. Yəni əlindən gəldiyi nə varsa eləyirdi. Yəni sözümün canı odur ki, mən suda demişəm, onlar hələ ki dalğıcılar və xilas edici qruplar axtarılır, suda tapılmır. Təbii ki, tapılmadığı təqdirdə də sabah deyəcək ki, sudan tapılmadı da. Təbii ki, rəy bu olmalıdır. Onda sual yaranır. Suda deyilsə, haradadır? Ki, əgər peykin açılacaqsa, peyk açılsa, onda görsənəcək ki, həqiqətən də sudadır, ya da ki, suda deyil, haradadır? Uzun sözün qısası mənə deyənlərə deyirəm ki, ged o yerini göstər. O yerini o yerdə olanlar gözəl bilər, göstərmək mümkündür ya yox. Yenə də deyirəm, orada heç bir qurumda bir günah yoxdur. Çünki o kanal çox büyükdür. Oranın hər yeri plantinalarla doludur. Bütün o kanalın su kəssə də yeraltı sular, axıntılar o kanalı təzədən doldurur. Neysə, əgər o uşaq orada hər hansı bir ilişib üstündən çiləkən və ya qum gəlibsə, sunun üstündən baxmaqla mümkün deyil. Sununun üstündən baxacaq setkalar olan hər yerə bizim dalğıcılar
Klas edici gruplar çok büyük bir yeni dedim Allah var yukarı doğru demeye lazımdı. Gece gündüz aktarılır. Neyse benim sözüm oldu ki ben o suya girip özümde pişkom arası bir yerlere gitmek de miydi? Ben orada hiç kulak asan da var idi ki özü herkes öz bildiğini tabii ki iyi aktarış gelirdi. Ben sadece özüm bir vatandaş olarak, borcu olarak gittim. İstedim ki belki de ben de neyse görmek, tatmak mümkündü. Belli suda gördüm, suda hissedirem, tekraren suda düşünürem. Tabii ki kimlerese bugünkü gün şov yaradanlara, şov yaratmak için daha şans düştü. Tabii ki ben de söz atacaklar, ha bela falan diyerler ki ne oldu. Belli yine de diyorum o kanala düşüp ve o kanalda da bir nokta vardı. Milyon yeri aktar, esas onun olduğu nokta lazımdı. O noktaya rastlaşarak onu görebilmediyse veya o iliştiği yerde üstünden kum çileken bağlayıpsa onu görmek dalgıcılar için de suda aktaranlar da hem su çetin idi. Eğer o su bağlansaydı tam kurutsaydı ben evvelceden deyirdim. Hem şey aynı şey demişim. Sunun tam kurutulmadığı takdirde onun tapılması çok çetin olacaktı ya. Yani. Madem ki benim dediği suda değilse eğer başka bir yerdeyse okey. Bakak göreyim. Onu başka yerden tapabileceksiniz mi? Eğer başka yerden tapabilmediği takdirde nece olacak? Sadece ben ümit ediyorum ki peyk belki açılar ve peykten görer ki hardadır. Onda yüzlüğü şahit olacaksınız ki hakikaten de harda olduğunu. Başka kesler hele bir söz diye sen yerini gösterirdin. 60 metre uzunluğunda suyla dolan yerde benim gezmek onu aktarmak mümkün değil. Ben sadece o yerde gidip var mı yok mu diyebilirim. Belli. Bu kadar aktarışların neticesinde tapabilmediği takdirde tezeden suda hemen kanalında olduğunu diyorum. Sadece noktanın yerini tapmak biz Allah değiliz, biz peygamber değiliz. Biz sadece olarak hemen yerde o var hem de rahmete gitmiş bir insan olduğunu düşüncesindeyim. Enerji olmadığı bir insan bizim toprak altında enerji olmadığı bir insanın ancak kanalın içinden adım adım gezmek lazımydı. O da hiç şu şeraitinde veya gösterdiği videolarda gördüğünüz gibi mümkün değildi. O yüzden güzel dostlarımız yine de diyelim hele ki kanalı açmamış, hele ki orada dalgıçlar kalmış. Yine de orada palçık olabilen, ihtimal edilen traktörlerin her bir deşik, bitçe. Daha da çok aktarış grupların sayını haddinden çoğaltarak orada palçık altında olacak olan ağaçların kırılmış, ilemiş, tökülmüş. Bazılar deyir ki orada değil, ağaç değil, o yer onun kalmak mümkün yok. Derenin bir versiyonu var. Orada kentte ben derece işittiğim insanlar olup ki hemen kanalında düşüp bir ayağın ayakkabının ucunu görerek tesadüf neticesinde tapılmış insanlar da olupdu. Yani bu o demeydi ki o kumun altında olacağından hiç kimin şüphe olmamalıdır. Çünkü bugün tapılmadı diye ben artık eksik söz yazılanlara diyorum ki madem ki orada tapılmadıysa bakalım göreyim harda olduğunu çölden tapacak mısınız? Eğer o çölden de tapılmasa onu sorarlar ne oldu? Tabii ki usuldadır. Sadece olarak orada olan dalgıcılar da insandı. Çok soyuktular. Onların ihtimal ilediği, gezdiği hiçbir yerden tapabilmeyipse o kumun altında bağlandığını, çilekenin altında olduğundan haber verir. Eğer madem böyle değilse, onda gelin çölde tapın. Eğer onu çölde herhangi bir yerden tapılsa, sabah bu üstü açılsa, o çölde hardası bir yerde tapıldı. Ben hiç vakit, hiçbir zaman bu efirlere çıkıp bir söz diye demeyeceğim. Yok, çölde tapılmasa, onda sadece sudan tapılmadığını tezeden verisi ortalığa çıkacak. Onda tezeden o kanalın bağlanması, onu orada palçıkların altında aktarması üzere kaçılmazdı. Çünkü 54 gün su gelen o boydu büyük suyun altında harasa ilişmiş bir uşağın inden sonra da eğer palçıklar devam etse üstüne gelmeyi tezeden onun ne baksa bağlanacağını da ümit yoktu. Sadece aktarış olarak aktarmak devam edebilir. Yoksa onu çölden takmayacak. Ben hislerime yine güvenirim. Yine de o sözümün arkasındayım. Ben onu hemen kanala düştüğünü sadece yeri tapabilmeyi de yine yani orada günah kimdese aktarmak lazım değil.
Ben kimdesi günah görmüyorum. 60 kilometrenin de çok uzunluğu olan o boyda büyük, çok vahimeli, her yer deşik deşik, her bir ağaçlar, palçıklar, milyon dene ilişeceği bir yerleri olan, üstüne kum bağlanabileceği yerler olan bir kanaldan onu tapılmak çok çetindi. Bunu burada efir karşısında demek çok rahattı. Sen yine de diyelim niye tapılmadı, görmedi diyenlere diyelim ki ben onun düştüğü yerden kalan içiyle attım attım o hissetmek size ele gelmesin. Ben kinoya bakalım yok. O bir ipucudu. Ben de o ipucu suda olduğunu görüyorum ve tekrar ediyorum. Ve onun da üstündeyim. Başka hiç yerden onu tapabilmeyeceğim. Bu kadar. Karabağ komandası da Galebe Gazi münasebetiyle tebrik edirik. Uğurlar arzu edirik. Sağ olun.